Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bizim oraların Trabzon hurmasının nasıl kuruttuğumu göstermek ve nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Bunun farklı farklı çeşitlerini yapıyorlar arkadaşlar. Bunlar benim yaklaşık bir haftalık kuruttuğum. Şu şekilde size göstereyim. Yeterince sertleşmiş. Fazla sertleşirse de bunlar yenmez. Bu şekilde bu kıvama gelip bunların hafif üzerleri pudralaşabiliyor buzdolabına koyunca. Bu şekilde tükettiğimiz veya bu şekilde tam olgunlaşınca sulu sulu tükettiğimiz Trabzon hurması arkadaşlar. Ben bunları bir hafta önce yaptım. Mesela bunlar biz kakaolu deriz. Böyle bunlar ham mesela. Bunları yiyince bu şekilde yenmez. Bu ya tam kıpkırmızı olması, sulu olması lazım içi veya içi şu an burada örneği yok. Keserken gösteririm size. Veya öyle olduğu zaman yeriz biz. Bu şekilde de yapıyorlar. Bunun farklı farklı çeşitleri var. Mesela bunu soyup doğrudan tencerenin içine sıcak suya işte bir şeyler atıp bandırıp o şekilde şu kısımlarından ipi asanlar var. Fakat biz öyle yapmıyoruz. Yani biz şimdi de göstereyim size. Doğrudan kabuklarını soyup şu sap kısımlarını şöyle göstereyim. Buralara ip bağlarız. Resmini de koyacağım size, şu köşeye resmini de koyacağım. Bu şekilde biz kabuklarını soyar, açık havada veya evin içinde esinti olan bir yerde kuruturuz ve bu şekli alırlar arkadaşlar. Şimdi nasıl yaptığıma geçeyim. Şunu da söyleyeyim. Bunların sapı var, bunların yoktu. Yani bu şekildeydi altları. Keserken bu şekilde kesilmemişti. Onun için ben böyle kuruttum. Benim yaşadığım bölgede hızlı kuruyacağı için bu şekilde kurudum. Arada bir böyle ters düz ederek her tarafının kurumasını sağladım. Gördüğünüz gibi yeterince de kurudular. Şu şekilde görün. Bunların üzeri dediğim gibi hafif pudra, biraz daha kuruyacaklar. Hafif pudralaşabilir, pudralaşmayabilir veya buzdolabına koyduktan sonra pudralaşabilir. O değişiyor. Şimdi size nasıl yaptığımı göstereyim. Öncelikle arkadaşlar güzelce kabuklarını soyarak işe başlıyoruz. Mesela bunu da göstereyim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hafif kakaolu, böyle tarçın rengi gibi şey, şurada daha iyi görürsünüz. Biz bunu bu şekilde tüketiyoruz. Mesela rengi farklı. Hemen farklı bir renk bulabilirsem size açayım. Ham olanlar var çünkü. Rengi bembeyaz olanlar var. Mesela buna bakın arkadaşlar. Tabii bunu her yerde bulamayabilirsiniz. Çoğunlukla pazarlarda tam olmuş şekliyle, bu şekilde tam böyle kıpkırmızı ve sulu olmuş şekliyle satılıyor pazarlarda. Onun için bunları bulmak çok zor. Mesela bu ikisine bakın, ne demek istediğimi size göstereyim hemen. Bakın arkadaşlar, mesela bu ham şu an bu şekliyle yenmez. Onun için bu şekilde olan hurmaları böyle yapıyorlar. Böyle kakaolu olanları da tüketebiliyorlarsa güzelce bu şekilde de tüketilebiliyor. Şu şekilde göstereyim size rengini. Böyle göstereyim size şeklini. Mesela bu ham olmamış, mesela şuraya bakın, daha ham duruyor. Ama bu hafif tarçın gibi. Şöyle kakaolu deriz biz. Kakaolu hurma. Bunları bu şekilde de tüketiyoruz biz. Hurmalarımızı soyuyoruz böyle. Evet arkadaşlar, hurmalarımı güzelce soydum. Ben bu şekilde kurutuyorum çünkü benim sadece bunlar var. Eğer sizin elinizde daha çok hurmanız varsa onları dediğim gibi bu altlarında olan saplarına ip bağlayarak, çamaşır kurutma askılığınız varsa onlara o şekilde iple dizip açık alanda veya odanızın hava alacak bir yerinde kurutabilirsiniz. Ben bunları ayrı bir şekilde kestim çünkü bunlar kakaolu. Bunları bu şekilde tüketmeyi seviyorum ben. Siz de bu şekilde bulursanız mutlaka deneyin. Bunlar diğerlerinden çok çok farklı. Gördüğünüz gibi. Şöyle yakınlaştırayım. Tamamen farklı. Bunlar daha kakaolu. Bunlar ham. Bunları da işte fazla yeriniz yoksa bu şekilde
kurutabilirsiniz. Ben şimdi mesela bunlar daha kurumamış, bu şekilde sadece yumuşamış. Bunlar büyük olduğu için daha duracak onlar. Mesela bunlar tamamen istediğim kıvama gelmiş. Ben bunları içinden seçeceğim. Bunları bir cam şişe olur. Cam şişeye koyup güzelce ağzını kapatırsanız o şekilde de canınız istediği zaman veya misafir geldiği zaman ortaya koyup böyle tüketebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Hem birçok faydası var hem de cennet hurması bir diğer adı Trabzon hurması. Sağlık yönünden özelliklerine değinmeyeyim size, sadece nasıl yapıldığına değinmek istiyorum. Bunlar biraz daha duracak arkadaşlar. Mesela bu daha olmamış. Yumuşacık duruyor, görüyorsunuz. Bunlar biraz daha bu şekilde kuruyacak. Bunları da aynı. Ben mutfağımın bu tarafına koyuyorum. Burada güzel açık havada kuruyabiliyor. Burada da kabak çekirdeklerimi bir önceki videoda yapmıştım bunları. Bunları kuruttum. Bunlar da yine burada. Özellikle güneş görmüyor. Mesela onu belirteyim. Direkt güneş görmüyor. Ya dolaylı olarak güneş görüyor. Mesela sineklenme falan olduğu için bunu tencereye suya batırıp dediğim gibi yapıyorlar ama inanın hiç yapmanıza gerek yok. Bu şekilde de gördüğünüz gibi hiç suya falan batırmadım. Aynı bu şekilde soydum. Böyle tabakta sadece 2 günde bir, 3 günde bir ters çevirdim. İşte nasıl diyeyim, böyle ters çevirdim. Altı kurusun, yanı tarafı kurusun diye ters çevirdim. O şekilde tükettim. Dediğim gibi bunu buzdolabında cam kavanozun içine koyabilirsiniz veya doğrudan buzdolabı poşetine geçirip o şekilde de dolapta saklayabilirsiniz. Böyle de tüketebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun gibi birçok faydalı ve kendi deneyimlediğim bilgileri sizlere aktarmaya her zaman devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.